arkadaşlar. Bugün will ve going to konusunu işleyeceğiz. Will ve going to ikisi de aslında gelecek zamanı ifade eder. Şöyle yazalım. Yalnız birbirinden farkları vardır. Önce yapılarına bakalım, ondan sonra aralarında ne gibi anlam farkları var, onlara bakalım. Öncelikle will'e bakalım. Olumlu cümlelerde bir öznemiz gelecek. Burada I, you, we, they, he, she, it ya da herhangi bir isim olabilir. Bu özneden sonra will'i olduğu gibi getiriyorum. Bu cümleye ecek anlamı katacak. Daha sonra yalın halde, yani hiç bek almayan bir fiil gelecek. Arkasından bir nesne gelebilir. En sona zaman ifadesi getirebilirim. Olumsuz cümlelerde yine bir öznemiz olacak en başta. Olumsuz olduğu için bu sefer will'in sonuna not ekleyeceğim. Will'le beraber not olacak. Yani kısaca want olarak yazabilirim. Ardından yine yalın halde bir fiil. Sonra nesne ve zaman ekleyebilirim isteğe bağlı olarak. Sorularda will başa gelecek yardımcı fiil olarak. Ardından bir özne. Özneden sonra yine yalın halde bir fiil. Nesne ve zamanı en sonuna ekleyebilirim. Olumlu cümlelerin örneğine bakalım. I will help later. Ben sana sonra, daha sonra yardım edeceğim. Öznemiz yalına will geldi. Ardından yalın halde bir fiil. Daha sonra sana yardım edeceğim. Olumsuzlarda öznemiz geldi. Will'in sonuna tekledim. Want oldu. Yalın halde bir fiil. Daha sonra sana yardım etmeyeceğim. Soru yaparken de will'i başa aldık. Sen bana daha sonra yardım edecek misin şeklinde bunu başa alarak yaptım. Yani bilmemiz gereken şey will ile want gelecek ya da will başa gelecek. Öznelerimiz daima yalın halde. Bu şekilde will'i yapabiliyorum. Şuradaki soruya cevap verirsem bana yardım edecek misin? Evet edeceğim dersem yes I will. Yani soru will ile başladıysa cevap da will olmalı. Ya da olumsuz bir cevap vereceksem no I won't şeklinde cevap vereceğim. Peki will hangi durumlarda kullanılır? Yani going to'dan will'i nasıl ayıracağım? Will konuşma anında yapacağım şeye karar veriyorsam, yani o anda karar veriyorsam yapacağım şeye will kullanmam gerekiyor. Going to'ya bakalım. Going to'nun yapısı. Tabi bunun başında bir de be vardır. Be going to. I'dan sonra am getirmem gerekiyor. He, she, it'ten sonra is getirmem gerekiyor. You, we, they'den sonra da are getirmem gerekiyor. Yardımcı fiiller gelecek. Am, is, are gelecek. Ardından going to yapısını getireceğim. Bu going to gitmek anlamında değildir cümleye. Aynı will'de olduğu gibi ecek ya da acak anlamı katacak. Bu gibi anlamları katacak. Ardından gelen fiiller yine yalın halde olacak. I am going to help you tomorrow. Sana yarın yardım edeceğim. He, she, it. Herhangi biri gelebilir. Is gelecek. Going to. Ardından yalın halde fiil. You, we, they. Yardımcı fiil. Going to. Ardından yalın halde bir fiil gelecek. Olumlu cümleler bu şekilde. Olumsuzları yardımcı fiillerimiz vardı, emizer. Olumsuz yaparken sadece bunların sonuna not ekliyorum ve olumsuz oluyor. I'm not going to watch TV. Ben televizyon izlemeyeceğim şeklinde olumsuz yapacağım. Soru sorarken de yine bu emizer yardımcı fiillerimiz cümle başına gelecek. Ardından öznelerimiz I, you, we, they, he, she, it. Ardından ecek acak anlamı veren going to gelecek. Onun ardından da yalın halde bir fiil getireceğim. Is he going to play football? O futbol oynayacak mı? Are you going to play football? Sen futbol oynayacak mısın? Şeklinde. Peki going to'yu nerede kullanacağım? Going to da planlı eylemlerde kullanılacak. Ya da olması kesin eylemlerde kullanacak. Kesin ya da kesine yakın. Mesela ben bu yaz için plan yaptım. Bu yaz Antalya'ya gideceğim. Hatta gününü belirledim. Otelden rezervasyon yaptırdım. Eğer planlıysa Antalya'ya gitmem. Ne diyeceğim? I am going to go to Antalya şeklinde yapacağım. Ama plansız olsaydı mesela bir arkadaşımı sordu.
Yazın Antalya'ya nereye gideceksin? I don't know, bilmiyorum. Sanırım Antalya'ya gideceğim. Burada sanırım kelimesini kullandıysa daha önceden bir planı yoktur. O anda karar veriyordur. O cümlede de will kullanması gerekiyor. Will go to Antalya şeklinde yapacak. Üstteki cümlemiz planlı, alttaki cümlemiz plansız, konuşma anında karar verilen bir cümle. Ayrıntılarına daha sonra gireceğiz. Zaman ifadelerimiz tomorrow, yarın, next, gelecek demek. Next week dersem gelecek hafta, next month, gelecek ay, next year, gelecek yıl çoğaltılabilir. The day after tomorrow, yarından sonra anlamlarında kullanılır. Genelde cümle sonuna gelirler. Cümle başına gelirse de cümleden virgülle bunları ayırmam gerekecek. Zaman ifadeleri genelde going to ile kullanılır. Yani planlı bir şey anlatırken zamanını da verdiğim için genelde going to ile kullanılır. Ama will'le de bazı durumlarda, nadir durumlarda will'le de görebiliriz. Zaman ifadelerimiz bunlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Can you help me with my homework? Bana ödevimde yardım eder misin? Sorry, I can't. Hayır, üzgünüm, edemem. I'm busy now. Şu an meşgulüm. Sana sonra yardım edeceğim. Sonra yardım etmeye ne zaman karar verdi? Konuşma anında. Konuşma anında karar verdiği için burada will kullandık. Can you repair my bike? Bisikletimi tamir edebilir misin? Sorry, I can't. Üzgünüm, edemem. I'm going to help Mary this afternoon. Bu öğleden sonra Mary'e yardım edeceğim. Mary'e daha önceden söz vermiş. Ona yardım edeceğini söylemiş. O yüzden şu an sana yardım edemem diyor. Mary'e yardım edeceğim derken bu planlı olduğu için burayı going to ile yaptık. Ardından gelen cümle I will repair your bike tomorrow. Senin bisikletini de yarın tamir edeceğim. Bisikleti tamir etmeye şu anda karar verdi. Yani bu soruyu sorması üzerine karar verdi. O yüzden burası da will ile yapıldı. Bu örneklere bakalım. Bunların hepsi will ile olacak. Neden will ile olacak? I'm really hungry. Bir kişi diyor ki ben çok açım. Alttaki de cevap veriyor. I will make you some sandwiches. Ben sana sandviç yapacağım. Sandviç yapmayı ne zaman karar verdi? Şu cümleyi söylemesi üzerine, yani konuşma anda. O yüzden will kullandım. I'm so tired. Ben çok yorgunum. I'm about to fall asleep. Neredeyse uyuyakalacağım. Yani uyuyakalmak üzereyim. Alttaki ne diyor? I will get you some coffee. Ben sana kahve getireyim o zaman. Ne üzerine söylüyor bunu? Şunun üzerine. Yani daha önceden kahve getirmek gibi bir planı yok. Konuşma anında karar verdiği için yine bir kullanıldı. The phone is ringing. Telefon çalıyor. Diğer kişi de cevap veriyor. I will get it. Ben bakacağım. Ne zaman karar veriyor bakmaya? Telefon çalıyor dedikten sonra konuşma anında karar veriliyor. Bunların tamamında bir kullanıldı. Bu cümleler going to. He is going to spend his holiday in Hawaii. Tatilini Hawaii'de geçirecek. Planlamış. Nereye gideceğini söylemiş. We are going to meet her tonight at 6 p.m. Saat 6'da onunla buluşacağız. Saat var bu akşam. Tamamen planlı. Who is going to make the birthday cake? Doğum günü pastasını kim yapacak? Kimin yapacağı belli. Jane. Daha önce kararlaştırılmış. Jane is going to make the birthday cake. Bu şekilde olacak. Look at the black clouds. Şu önemli. Burada bir plan yok ama olayın gerçekleşmesinin ihtimali çok yüksek. Çok yüksek bir ihtimal varsa yine going to kullanmam gerekecek. Look at the black clouds. Siyah bulutlara bak, kara bulutlara bak. It's going to rain. Yağmur yağacak. Yağmur yağmasının göstergesi ne? Kara bulutlar. Kara bulutlar varsa %80, %90 ihtimalle yağmur yağar. Bu ihtimali anlatmak için cümlede going to kullanıyorum. Why did you buy this fabric? Bu kumaşı neden satın aldın? Kumaş satın almış, bunu soruyor. Niye satın aldın? Diyor ki ben kendime bir etek yapacağım. Kumaşı aldıysa bir nedeni var. Bir nedenden dolayı bir planı var kumaşla ilgili. O planını anlatırken going to kullandım. I don't have any money. Hiç param yok. Bir kişi bunu söyledi. Alttaki cevap veriyor. Don't worry, endişelenme. Ben sana ödünç vereceğim. Ödünç vermeye ne zaman karar verdi? Konuşma anında. Bunu söylemesi üzerine. O yüzden plansız bir. I have a headache. Başım ağrıyor.
Burada bekle dedi karşıdaki. Ben sana bir aspirin getireceğim. Aspirin getirmeye yine başım ağrıyor demesi üzerine karar verdi. O yüzden will kullandık. Şimdi alıştırmalarımıza bakalım. Cümlenin gidişatına göre planlı mı plansız mı bunu anlayacağız. I feel really tired. Çok yorgun hissediyorum. I think. Sanırım. Sanırım dediyse yani bir kesinlik yok, bir eminlik yok. Think gördüğüm yere genellikle will kullanırım. Sanırım yatacağım. I will go to bed. Think'e dikkat. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Alttaki cevap veriyor. Belli ki çıkmış bir yere gidiyor alttaki. Onu görünce soruyor ona nereye gidiyorsun. O da cevap veriyor. Ben bir müşterimi ziyaret edeceğim. Bir kişi çıkıp bir yere gidiyorsa, bir yoldaysa belli ki bir plan var, bir yere gidiyor. Bunun planlı olduğunu anlarım. I am going to visit. What do you want me to, do you want me to help you? Sana yardım etmemi ister misin? Hayır, teşekkürler. John bana yardım edecek. Daha önceden John'la anlaşmış belli ki. John dediğine göre anlaşılmış. Bir plan yapılmış. John bana yardım edecek diyor. O yüzden burası planlı olduğu için going to. Would you prefer tea or coffee? Çay mı yoksa kahve mi istersiniz? Buna ne zaman karar veriyor? Şu soruyu sorması üzerine. O anda karar verdiği için. Ben kahve istiyorum lütfen. Would you like to come to my house and talk about this? Evime gelip bu konu hakkında konuşmak ister misin? İyi fikir. Bring some cake. Ben biraz kek getireceğim. Kek getirmeye daha önceden karar vermemiş. Şunu söylemesi üzerine. Yani gelip konuşmak ister misin demesi üzerine. Bunu söylüyor. O yüzden will. I have already decided. Bizim bilmemiz gereken kelime bu. Decided. Karar vermek. Karar verilmiş. Çoktan karar verdim. Yeni bir araba satın alacağım. Karar verdiyse zaten kendisi söyledi. I am going to. Devam edelim. Why are you wearing your best suit? Neden en iyi takım elbiseni giyiyorsun? Büyük bir müşteriyle öğle yemeği yiyeceğim. Plan yapılmış, güzel takımlar giyilmiş. O yüzden going to gelecek. Do you want to have chicken or beef? Tavuk mu yoksa biftek mi istersin? I think bunu gördüm. Hem de şu soru üzerine ne istediğini söyleyecek. O yüzden burası will, bir plan yok. My head hurts. Başım ağrıyor. Otur. Ve ben sana bir ağrı kesici getireceğim. Ne zaman karar veriyor getirmeye? Benim başım ağrıyor dediği zaman. Konuşma anında. Did you phone Michael? Michael'ı aradın mı? I'm sorry. I completely forgot it. Üzgünüm, tamamen unutmuşum. Onu şimdi yapacağım, yani şimdi arayacağım. Zaten unutmuştu, bir planı yoktu. Şu cümleyi söylemesi üzerine şimdi arayacağım diyor. Bu cümleyi söylemesi üzerine olduğu için burası will olacak. Will ile going to'nun farkı bu. Yani cümlenin gidişatına göre, cümledeki işte başta verilen bilgilere göre planlı mı plansız mı bunu anlıyorum ya da eylemin olacağına dair kesin bir işaret varsa yine going to kullanacağım. Will ve going to bu kadar. Eğer sorunuz varsa bana alttan sorabilirsiniz. Çekilmesini istediğiniz başka videolar varsa yine alttaki yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.